Bir aslan yavrusunun yükselişi bir kitabın bölümleri gibidir. Tehlikelerle dolu, sürükleyici bir serüven. İki kardeş ölümcül bir ergenliğe geçiş töreniyle karşı karşıya. 5 yaşına kadar çektikleri zorlukları ve verdikleri sınavları izleyeceğiz. Aslanların Kardeşliği. 1. Bölüm. Yavruluk Dönemi. Leo doğduğundan beri gözünü yükseklere dikmiş. Bir gün bu devasa avları avlamak ve bir sürüye hükmetmek istiyor. Tıpkı babası gibi. Özgüven dolu. Ve yavruların %80'inin hayatta kalamadığını bilmiyor. Hedefini net olarak belirlemiş. Alfa olmak istiyor. Kardeşi Max o kadar hırslı değil. Masada hak iddia etmeye henüz hazır değil. Aileleri büyük. Bir anne, 4 kız kardeşi, yetişkinliğe yakın 3 aslan ve daha büyük 5 yavru kuzenden oluşuyor. Leo'nun ısrarcılığına rağmen yavrular beslenme hiyerarşisinde son sıradadır. Sürünün 2 erkeği her leşin en iyi parçalarını yer. Ama bu Leo'nun şansını zorlamasına engel değil. Karnını doyurdu. Ebelemece zamanı. Ürkek Max, Buffalo rolünde. Her zamanki gibi. Böylece Leo, boğma antrenmanı yapabilir. Ama babaları gibi bir aslan kral olmak için özgüvenden çok daha fazlası gerekecek. Bir kral sadece 3 temele dayanan sürüsü kadar güçlüdür. 1.'si güçlü bir koalisyon. Sürünün erkekleri olan Leo'nun babası ve amcası ortaklar. Aileyi düşman aslan saldırılarından koruyorlar. Bu koruma olmadan Leo ve Max istilacı erkeklerin ilk hedefi olur. 2.'si bölge. Leo ve sürüsü Botswana'daki Okavango Deltası'nın kuzeybatısında yaşıyor. Sürünün erkekleri burada kalabalık bufalo sürüleriyle dolu verimli av bölgelerine hükmediyor. Tehlikeli bir av ama her bufalo bu büyük aslan ailesini besleyebiliyor. Son olarak 3. temel, sürülerin sadık dişi aslanlara ihtiyacı vardır. Sürü için avlanırken hayatını tehlikeye atan savaşçı kraliçeler. Bir bufalo, bir dişi aslanın 6 katı cüsseye sahiptir ve onu rahatça öldürebilir. Yine de bu dişiler ailesini beslemek için 3 günde bir ölüme meydan okur. Sürü işbirliği yaptığında toplam ağırlıkları bir devi indirmeyi kolaylaştırır. Genelde yavrular da çağrılır. Ama bugün değil. Bufalolar da takım oyuncusudur. Sürü üyeleri yoldaşlarının çığlıklarına cevap veriyor.
Bu av daha sona ermedi. Devam eden savaştan uzakta Leo, Max ve diğer yavrular sabırla akşam yemeğini bekliyor. Başlarında da tetikte bir bakıcıları var. Leo büyük kuzeninden güreş dersi alıyor. Sonra avdan dönen bir dişi avcıyı görüyorlar. Leo'nun teyzesi. Bufalo avlamanın bir sonucu bu. Yavrular yarayı iyileştiremez ya da enfeksiyonu durduramaz. Sürünün dayanışması ve desteği onun için yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilir. Bu takım çalışması Leo'nun zirveye giden yolda öğrenmesi gereken temel derslerden. Onlara ayak uydurabildiği sürece sürü dişiye iyi bakacak. Altı ay sonra yeni mevsimle birlikte sürüde de değişimler yaşanıyor. Yaralanan dişi aslan ayaklandı. Leo ve Max de nihayet avlara katılacak kadar büyüdü. Öldürme dersleri başladı. Leo'nun kanlı canlı bir bufaloya yaklaşması için bir fırsat bu. Bugünün dersi, sık çalılıklarda bufaloya nasıl pusu kurulur? Anneler başarılı bir ekip. Birlikte avlanmaya başladıklarında Leo'nun yaşındaydılar. Yavrulara güvenli bir mesafeden takip edip izleme talimatı verildi. Yoğun bitki örtüsünün içinde stratejileri onları çevrelemek, gizlice yaklaşmak ve saldırmak. Leo da katılmak istiyor. Sizi öldürebilecek bir avla karşı karşıya oturmak tehlikelidir ama bufalo avlamak onun kaderi. Şansını yakalamak üzere. Dişi aslanlar dişi bir bufaloyu indiriyor. Ama Leo ve Max'i bunun için çağırmadılar. Yanında genç bir buzağı var. Yavrular için iyi bir tecrübe bu. Leo tereddüt etmiyor. Ama buzağı devirdikten sonra ne yapacağını tam bilemiyor. Yavru olsa bile gerçek bir bufaloyu öldürmek Max'le oynadığı oyunlara benzemiyor. Boğazını ısırmaya çalışıyor ama ufak dişleri buzağının derisini çimdiklemekten öteye gitmiyor. Max de pek yardımcı olamıyor.
Anneleri müdahale ediyor ve işi bitiriyor. Ama bir dahaki sefere Leo'yu kurtarmak için yanında olmayacak. Yağmurlu bir bahar gününde Leo'nun cesareti ve tecrübesizliği sürüyü tehlikeye attı. Bütün aile burada. Sürünün erkekleri ve yeni yavrular. Hepsi yeni doğmuş buzağıları avlamaya hevesli. Leo bir şans daha istiyor. Ama bugünün dersi kendine hakim olmak ve koordine şekilde çalışmak. Kovalamacanın ne zaman başlayacağına anneler karar verecek. Sürünün güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmek için iyi gözlem yapmak gerekir. Ama emir almak Leo için hiç kolay değil. Annesi kaçması için işaret verdiğinde bile. Şartlar yavrular için çok tehlikeli. Anneler avı sonlandırıyor. Leo çağrıları görmezden geliyor. Yalnız hareket ediyor. Bufalo kovalamak eğlenceli. Ama bu bir yavru oyunu değil. İnatçı Leo misilleme yapıyor ve Max de ona arka çıkıyor. İşler ölümcül bir hal alıyor. Sürü koşuya başlıyor. Aslanlar geri çekiliyor. Ama Leo hariç. Sürü kaçıp kurtuluyor. Ancak Leo için tek bir kaçış yolu var. Yukarısı. Düşerse onu tepecekler. Çağıracak kimsesi yok. Ailesi onca bufaloyu aşıp gelemez. Ama Max kardeşini duyuyor. Bufalolar bir yavruyu öldürmekten çekinmez. Tabii ona ulaşabilirlerse. Max yardım edemeyecek kadar uzakta. Çakan şimşek sürüyü ürkütüyor. Son bir uyarı. Sonra bufalolar uzaklaşıyor. Leo'nun şansı yaver gitti. Hmm.
Kardeşi Max, onu kontrol eden ilk aslan oluyor. Bu cesur katil adayı hayatta kalmak istiyorsa, takım çalışmasına dair daha öğreneceği çok şey var. İkinci bölüm. Sürgün. 2,5 yaşına gelen Leo ve Max aile sürüsünden kovuluyor. Bütün delikanlıların yaşadığı acımasız bir ergenliğe geçiş töreni bu. Onlar artık göçebe aslan. Sahipli bölgelerin uç kısımlarında hayatlarını idame ettirmeye zorlanıyorlar. İlk kez yalnız kaldılar. Sürünün desteği olmaksızın avlanacaklar. Özünde hala yavrular. Kardeş ve oyun arkadaşı olarak kurdukları bağ sayesinde güçlü bir koalisyon kuruyorlar. Hayatta kalmak için tek umutları bu. Gittikleri her yerde davetsiz misafir olacaklar. Burası düşman toprağı. Koku izleri Leo'ya bölgenin sahibinin burada olduğunu söylüyor. Hayatının zirvesinde olan 7 yaşında iki sürü lideri. Avlanırken dikkatli olmaları ve dikkat çekmemeleri lazım. Acilen yemek bulmaları gerekse de Leo oyun vakti olduğuna karar veriyor. Max bu oyunu iyi biliyor. Kardeşini daha önce de ağaçtan kurtardı. Güreş yapmak, önemli avlanma yeteneklerini geliştiriyor ve yiyecek gibi acil ihtiyaçlarından başka bir şeyi düşünmelerini sağlıyor. Aslanlar hayatlarının bu döneminde leşçil oluyor. Max kalıntılardan memnun. Şikayet etmeyecek kadar aç. Leo ise gönülsüz. Aslanların midesi çürümüş eti sindirebilse de iştahını daha iyi bir şeye saklıyor. Leo'nun kendi yemeğini bulacağına inancı tam. İmpalalar. Ama bu sürü akarsuyun öbür tarafında. Sabret. Birileri illaki susuyacak. Bir erkek. İzlendiğinin farkında değil. Ama Leo fazla bekledi. Her şey bitti. Takım arkadaşının yanına dönme zamanı.
Açık bir şekilde buralarda dolanmak riskli. Bölgenin erkekleri her an gelebilir. Leo çok tanıdık bir şeyin kokusunu alıyor. Buffalo. Nihayet hazır mı? Dersleri hatırlıyor. Sürüyü inceliyor ve zayıf halkayı arıyor. Ve bir topal. Çok kolay görünüyor. Arka bacağı şişen Buffalo sürüye yetişemez. Leo'nun bir planı var. Sürüyü ürkütecek ve yaralı dişiyi aralarından çekip alacak. Ama Leo yaralı dişiyi küçümsüyor. Buffalo adrenalinle dolu ve kavga etmeye hazır. Ayrıca desteği de var. Sürü kurtarma operasyonuna katılıyor. Kardeşlerin avı suya düşüyor. Karanlık çökene kadar beklemek zorundalar. Üstün gece görüşleri fark edilmeden yaklaşmalarını sağlayacaktır. Pek iyi bir başlangıç yapmadılar. Buffalolar burada olduklarını biliyor. Aslanları karanlıkta iyi göremiyor olabilirler ama kesinlikle kokularını alabiliyorlar. Öfkeli bir erkek barikatı hala yaralı dişiyi koruyor. Kardeşlerin planı aynı. Buffaloları kovalamak ve geride kalan topal ineği alt etmek. Kaos esnasında Leo beklenmedik bir şekilde yaralı dişiye saldırıyor. Ama dişi uzun süre yalnız kalmayacak. Sürü yolda. Leo'nun şimdi saldırması lazım. Max sorunu çözüyor. Tek başına sürüye doğru koşarak onları erkek kardeşinden uzak tutmaya çalışıyor. Leo hamlesini yapmak zorunda. Boğazına atılmak için bir boşluk yakalaması lazım. Max sürüyü uzak tutuyor. Sonra kaçıyor. Leo ineğin soluk borusunu yakalıyor. Ama ısırığı onu susturmaya yetmiyor. Zaman tükeniyor.
Sürü geri dönecek. Kardeşler tek başına sürünün hücumunu savuşturamaz. İlk kez bir hayvanı alt ettiler ama daha bitmedi. Bu akşam bufalolardan daha karanlık bir tehdit var. Sırtlanlar da yemek zilini duyuyor. Sayıca üstün olan hırsız istilacıların şansı daha yüksek. Leo bunu dikkate alamayacak kadar aç. Max kardeşi yiyebilsin diye tetikte duruyor. Ama onları sonsuza kadar uzak tutamaz. Yeni klan üyeleri varınca sataşmalar da yoğunlaşıyor. Kardeşleri tepki vermeleri için kışkırtıyorlar. Planları bölüp fethetmek. Leo yemi yutunca 10 sırtlan yolunu kapatıyor. 9 tanesi de Max'i çevreliyor. Mesele yemeklerini kaybetmekten çıktı. Ancak şimdi hayatlarını da kaybedebilirler. Sonra işler değişiyor. Bölgenin meşru sahibi geliyor. Kardeşlerin uzaklaşması lazım. Kükreme son uyarı. Kardeşlerin avının leşi, bölgede kokusunu aldıkları erkekler tarafından ele geçiriliyor. Ama inatçı Leo aç. Max'i tekrar leşe götürüyor. Tehlikeli bir karar. Hayatlarının zirvesinde 7 yaşındaki erkekler bunlar. Aslanlar bölgesini korumak için ölümüne savaşır. Ama bu da delikanlıların ilk gerçek avıydı. Birer güç timsali olan gerçek aslan krallarla yüz yüzeler. Gürültücü istilacılar bile uzak duruyor. Davetsiz misafire yer yok. Bir kralın gerçek damgası.
Egemenliğini ve haklarını belli etmek için kokusunu bırakıyor. Ama kardeşler bütün tehlike belirtilerini görmezden geliyor. Ve nihayetinde kral onları görüyor. Varlıkları doğrudan bir başkaldırı. Krallığını savunmak için savaşacak. Max fişek gibi fırlıyor. Ama Leo geri çekilmekte yavaş kalıyor. Sürü erkeğinin bariz gücüne rağmen Leo ona kafa tutuyor. Hızlı ve vahşi bir ceza alıyor. Ve bu kadarla da kalmıyor. İkinci sürü erkeği de Leo'ya bir ders vermek istiyor. Leo karşılık vermeyi deniyor ama boyunu aşan bir işe kalkıştı. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şekilde hırpalandı. ...16 saat geçti. Leo uyuyarak şoku atlatmaya çalışıyor. Pervasızlığı ikisinin de canına mal olabilirdi. Max, bölge erkekleri dönerse diye nöbette. Bu kavgayı kaybetmek, Leo'nun özgüveni ve bedeni için ağır bir darbe oldu. Bir arkadaşın şefkatine ihtiyacı var. Doğru koalisyon partneri büyük fark yaratır. Üçüncü bölüm. Son temeller. 5 yaşına geldiklerinde kardeşlerin şansı dönüyor. Leo ve Max nehrin karşısından izlendiklerini fark ediyor. Tehlikenin değil, umudun kokusunu alıyor. Max, en genç kız kardeşe ilk hamleyi yapıyor. Hoş karşılandığı aşikar.
Aslanlar kur yaparken, çiftleşmeden önce dişinin rıza göstermesi gerekir. Bir kere başladıktan sonra kendilerini buna adarlar. 4 gün boyunca 15 dakikada bir çiftleşecekler. Leo o kadar başarılı olamıyor. Soyunu kurmak için biraz fazla hevesli. Max ve partnerinin aksine. Onlar rahat bir şekilde çiftleşip dinleniyor. Sınırsız özgüven işe yaramıyor. Leo'nun da Max gibi sabretmeyi öğrenmesi lazım. Leo'nun ısrarcılığı nihayet sonuç veriyor. Bir aslan kral olarak konumunu belirliyor. Dişi aslanlarla işbirliği yapmak, bölge sahibi olmalarını sağlıyor. Bir sürü inşa etmenin son temeli. Sonra dinleyen herkese gururla meşruiyetini bildiriyor. Gün sıradan bir kovalamaca avıyla başlıyor. Savaşçı kraliçeleriyle birlikte işleri çok daha kolay. Avı yakalayacak aslan Leo. Yeni üyeler sayesinde bufalo avı biraz daha tahmin edilebilir oldu. İyi başlıyor. Dişi aslanlar bir dişiyi sürüden ayırıyor. Ama Leo yerinde değil. Max ve dişi aslanlar avı deviriyor. Ama bufaloyu susturmak için Leo'ya ihtiyaçları var. Nerede bu? Onu bir an önce susturmazlarsa sürü geri dönüp avı baltalayacak. Max, Leo'yu daha fazla bekleyemez. Ama elinden geleni yapmasına rağmen bufalonun haykırışlarını durduramıyor. Sürü geri dönüyor. Max ve dişiler sepetleniyor. Leo olmayınca av başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Sonra bir felaket yaşanıyor. Leo av sırasında bufalolar tarafından yaralanmış. Egemenliği sona erdi. Yaralı bir aslan kral bir yük demektir. Ne avlanabilir ne de sürüsünü koruyabilir. Uğruna bu kadar çabaladığı her şey boşa gidebilir. Ama Leo sürüyü tek başına yönetmiyor. Bir ortaklıkları var. Onu her zaman destekleyen Max kardeşinin yanında kalıyor. Yoldaşıyla tekrar birleşen Leo kendine geliyor. Her zaman olduğu gibi takım arkadaşı sayesinde Leo'nun krizi çözülüyor. Max onu rahatlatmaktan fazlasını yapabilir. Leo yemek yerse gücünü geri toplar. Hatta iyileşebilir bile. Bu ihtiyaç anında Max elini taşın altına sokup liderlik yapıyor. Leo'nun tek yapabileceği yakından izlemek. Devasa bir dişi bu. Ama Max mükemmel bir saldırı yapıyor. Bu yemek Leo'nun iyileşmesi için en iyi şansı. Max, bu bufalonun sürüyü çağırmamasını sağlamalı. Böylece Leo, stres olmadan yemek yiyebilir. Yemek umudu şifa veriyor. Max, bacaklarının derisi yüzülse ve yüzünde bir yarık olsa da kontrolü bırakmıyor. Bufaloyu boğarak öldürmesi 10 dakika sürüyor. Nihayet nefes almayı bırakıyor ve Max dinlenme fırsatı buluyor. Başarının temelleri. Kardeşler bir arada. Kendi sürülerinin dişileri yolda. Kendi bölgelerinin topraklarında. Bir kral daha ne ister?